Arkadaşlarım selamlar sevgiler hoş geldiniz. Evet bugün belirli integral uygulamalarında geldik test 48'e. Şimdi hocam burada ne yapacağız? Bu da arkadaşlarım grafik üzerinde bize bir tane bir alan verilecek ve bize de integralin değeri sorulacak. Çok ama çok kolay. Gel bakalım ben sana şuradaki soruları tane tane bir çözmeye çalışayım. Tabii ki de şunları ilk önce bir ayarlayalım ama. Tamam mı? şunu kırmızı yapalım. Bu da yeşil olsun. Şimdi arkadaşlarım ne var burada? Burada hiçbir şey yok çok basit. Şimdi sadece şunu bilmen lazım. Deden önceki testlerde de yapıyorduk bunu. Bizim eee ne yapıyorduk? Eksi -4'ten 3'e kadar f(x) dx. -4'ten 3'e kadar f(x) dx. X ekseninin üst tarafındaysa alanın pozitifini, X eksenin alt tarafındaysa alanın negatifini alıyorduk. Yani eksi -4'ten 3'e kadar burası 7 ya. Bak şu bölgenin alanı 7 ya. X ekseninin üstünde olduğu için buraya 7 diyeceğim arkadaşım. Çarpı 3'ten 6'ya kadar da 5 alan 5 ama bana integralin değerini soruyor. O yüzden de x eksenin altında kaldı. Şimdi i̇şte ben buraya eksi 5 diyeceğim. Çarpıştıracağım bunları. Eksi 35 bitti. Başka hiçbir şey yok. Birinci soru tertemiz yaptık. Geldik ikinci soruya. Gelemedik ikinci soruya. Ha şöyle geldik. Şimdi yine işte verilmiş bir şeyler verilmiş verilmiş. Hangisi yanlış diyor. Bakacağım. Eksi 3'ten 4'e kadar fx de x 7. Eksi 3'ten 4'e kadar fx de x 7 diyor. Şimdi arkadaşlarım ben ilk önce bunu bir A'lı beyli bir yazayım. A1 A2 demiş ya. parça parça düşüneceksin. Eksi 3'den eksi 1'e kadar A1 x eksenin altında kaldığı için eksi A1 diyeceksin. Artı eksi 1'den 4'e kadar x eksenin üstünde kaldığı için ve alan da a olduğu için A2 diyeceksin. A2 eksi A1. A2 10. A1 3. Farkları 7 mi 7. Doğru mu doğru. Ben kendi doğru mu bulurum. Artık giderim. Seçenekle doğruysa elerim. Tamam mı? Yani doğru cevap değildir. Eksi 3'ten 5'e kadar. Eksi 3'ten 5'e kadar. Buradan buraya kadar. Bak. A1 altta. Hatta ben şu değerlerini yazayım mı arkadaşlarım şuraya? A1 3'müş. Tamam mı? A2 10'muş. A3 de 8'miş. Bak A1 altta. Eksi 3 yazacağım. Yani buradaki alanı eksi 3 olduğu için. Şey, alanı 3 ve x eksen altında kaldığı için eksi yazdım. 10 eksi 8. Yorumu yaptım eksi 1. Doğru mu? Doğru. Bak ben sadece yorum yapıyorum. Hocam mutlak değer diyor hiç önemli değil. Mutlak değer olduğu zaman hepsini artı alabilirsin. Sebebi şudur. Mutlak değerin grafiğini çizerken x ekseninin altında kalan alanın x eksenine göre simetriye alınıyor ya. işte şöyle oluyor ya. O yüzden bu A3 buraya geliyor. Yani adam -3'ten 5'e kadar olan mutlak değeri sorduğu zaman şu alan, şu alan ve şu alanın toplamı. Otomatikman buradaki alanların da toplamlarını alabilirsin. Ama Mutlak değerleri alacaksın sonra toplayacaksın. İlk önce toplayıp sonra mutlak değerler olmaz arkadaşım. 10, 13, 8 de burada olmadı. 21 buldum ben bu 13 diyor. Gitti. Ama dur eksi 3'ten 4'e kadar demiş arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim eksi 3'ten 4'e kadar demiş. Ben hepsini aldım ya. Aa olmaz. Hepsini almayacaksın. Eksi 3'ten 4'e kadar. Şurası A1 ile A2'nin toplamı. A1 ile A2'nin toplamı. 13 mü? 13. Doğru. 5'ten eksi 3'e kadar. Bak şimdi. Bak. İyi dinle. 5'ten eksi 3'e kadar mı? Bizim kez bizim sınırlarımız soldan sağa gider. Mutlak değerini hayal edelim arkadaşlarım. Şöyle, şöyle yapalım. Eksi 3'ten 5'e kadar kimdir bizim nazarımızda? Eksi 3'ten 5'e kadar 21'dir. Bunun, bunun, bunun toplamı. Tabii bunun simetrisi böyle alınmaz da. Biraz önce almıştık şöyle. 21'dir. Ama adam demiş ki 5'ten eksi 3 e olmaz. Eksi 3'ten 5'e kadar 21 olacak. O yüzden bu eksi 21, bu yanlış gitti. Eksi 1'den 5'e kadar olan fx de x'in toplamıyla. Burası 10 arkadaşlarım. Burası da 8. 10 8. x altında kaldı. Şimdi burası 2. Artı. Eksi 1'den 5'e kadar mutlak değerin toplamı. E burası 10. Mutlak değer için burası 8. 18 yapacak. Topladım. 20 yaptım. Yaptı. Zaten ben yanlışı bulmuştum. Kolay değil mi? Bir sıkıntı yok. Mutlak değer direkt simetini alsam bile olur. Bak. 0'dan 6'ya kadar mutlak değer. Şimdi ne yaparsın? Direkt toplarsın. 0'dan 6'ya kadar. 6. Mutlak değer olduğu için bak bu böyle olacak. 4, 10. 3 de burada 13. Eksi 0'dan 5'e kadar. 0'dan 5'e kadar normal. E burası 6 ise burası da eksi 4 arkadaşlar. Topladın 2 yaptı. E burada çıkarma işlem var. Bu da sana 11'e geldi. Sıkıntı yok. Tertemiz. Gel bak 4'e. Şimdi ne demiş? 0'dan C'ye kadar. Arkadaşlarım 0'dan C'ye kadar. Bak fx dx. A2 eksenin altında A3 t yukarısında olduğu için burası eksi A2 artı A3 olarak yazılacak. Art. A'dan D'ye kadar. A'dan D'ye kadar. Mutlak değer istemiş. O zaman simetrini aldığım zaman hepsinin toplamı. Yani A1 artı A2 artı A3 artı A4 yazdım. Eksi A'dan B'ye kadar. A'dan B'ye kadar arkadaşlarım. A1 eksi A2'dir bu. Ama eksi dediği için eksi A1 artı A2. Eksiyle dağıttım artık. Gidenler gitsin bakalım. A2'ler gitti arkadaşlar. Eksi A1 ile artı A1 gitti. Değil mi? E ne kaldı burada? Bayağı bir galabalık bir şeyler kaldı. İfadesinin değeri hangisine eşittir diyor. Hmm. Hangisine eşit olacak bu? A'dan B'ye kadar. A'dan. Ben çok fazla buldum ya. A2, A3, A4. Bir de A3 var ya. Ha iki tane A3. Tamam. A2. 2 tane A3 A4 yani denizliği ben burada buldum. Bir an var ya yok zannettim ha. Orada iki var ya onu görmedim. Geldim buna. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Eksi 4'ten 4'e kadar. Şimdi bir kez KL eşittir 2M. O zaman ben L gördüm yere 2M yazayım. Değil mi? K gördüm yere 2M yazayım. Bak şimdi eksi 4 ile 4 arasında eksi 6. Eksi 4'ten 4'e kadar arkadaşlarım altta olanlar üstte olanlar biri artılı biri eksili. Yani bunlar gider. 1 artı 2M 1 eksi 2M olduğu için altta da eksi M var. Eksi 6. Aslında adam sana demiş ki ben sana m'nin 6 olduğunu verdim. Bak artık başının çaresine. Sonra eksi 4'ten 4'e kadar mutlak değer. Mutlak değer şöyle simetriğini mantığını kavrattırıyorum. Yani niye aslında topladığımızı anlatmaya çalışıyorum. M6 ise burası 12 arkadaşlarım. Burası da 12. Burası da 6. Ne diyor? Toplamı kaçtır? 12, 24, 30 yaptı. Adana'yla bunu da hallettik. Geldik test. Şey test diyorum. Soru 6 ya. Neler neler var bakalım soru altta. Yukarıdaki fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Sıfırdan ona fx dx e, kaç? 12. Bak buradan buraya kadar 12'ymiş. Ben buraya a desem, buraya b desem, buraya da c desem. Yazayım. a eksi b artı c 12 arkadaşlar. Yazdıracağı şey bu. Sıfırdan ona mutlak değeri. Bunun simetriyi, hadi bunun simetriyi çizeyim mi şöyle. Şöyle bir şeyler işte. Burası b gelecek arkadaşım. Mutlak değeri olduğu için... A artı B artı C'nin de adı 20'ymiş. Kim soruyor? Karlı bölgenin alanı B'yi soruyor. Çıkaralım birbirinden. Altta dönüştekini çıkaralım. A'lar gitti. B'den eksi B çıktı. 2B. C'ler de gitti. Bundan mı bu çıktı. 8. O zaman B4. Olay bitti. Olay bitmiştir. Dağılabilirsiniz diyor. Diyecektim. Dağılmayın. Gelin buraya. Daha soru var. Şimdi ben şöyle biraz renk değiştireyim arkadaşlarım. Ne diyor? Eksi 2'den 9'a kadar eksi 8. Eksi 2'den 9'a kadar eksi 8. O zaman bak sen buraya A Buraya B. Buraya C yazarsan eğer. Şimdi B pozitif olduğu için B'dir. Eksi A eksi C. Bunun aslında eksi 8 olduğunu anlatıyor sana. Bunu matematiğe izah olarak yaz. 3'ten 9'a kadar. 3'ten 9'a kadar bak B eksi C. B eksi C'nin eksi 5 olduğunu söylüyor. B eksi C var arkadaşlarım. Eksi 5 eksi A eşittir. Eksi 8 ise eksi A eşittir. Eksi 3'ten A eşittir 3'müş. Tamam mı? Yani buradaki alanın aslında değeri 3'müş. Bana bunu verdi. Eksi 2'den 7'ye kadar. Eksi 2'den 7'ye kadar. Eksi 3. X eksenin altında olduğu için artı B. Kaç olması lazım? Eksi 1. O zaman B kaç arkadaşlarım? B de 2'ymiş. E B de 2 ise eğer e o zaman C de 7'dir. Çünkü 2'den 7 çıkarsa eksi 5 kalır. Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Burada hepsi taralı ya. Ha, He, hepsini soruyor. Bak dikkat et arkadaşlar. Bak, taralı bölgenin alanı diyor bak. 2 tamam mı? C'de 7 buldum. Bak alanları diyor topla diyor. X'in altında üstünde olması integrali etkiler. Tamam mı? 7, 10, 12. Burada diyor ki bölgeyi topla diyor. E, bir tane sınır varmış. Altta bir tarla varmış. Üstte bir tarla varmış. Bu tarlanın alanlarının toplamını şey yaptı. Hocam işte negatif olmayacak mıydı? İntegralin değeri negatif gelir. Öyle düşüneceksin. Tamam mı? Şimdi sıfırdan P'ye kadar mutlak değer. Sıfırdan P'ye kadar arkadaşlar mutlak değer şöyledir. Değil mi? Bu böyledir. Şimdi A artı B 18'miş. S e, sıfırdan M'ye kadar M'den de sıfıra kadar desek. Şey sıfırdan M'ye kadar desek. Neyse. Şimdi ben buraya A1 diyeyim. Buraya A2 diyeyim. Burası da A2 olsun. Şimdi eksi yazmış buraya. Ha, i̇fadesinin değeri kaçtır diyor. Hmm. Neyse buluruz bakalım. Sıfırdan P'ye kadar arkadaşlarım. Sıfırdan P'ye kadar A2 artı B'dir bu. Demek x eksenin arasında kalan alan yani eksi 2 a2 eksi 2 b demektir. Sonra burası şimdi ben buraya artı yapacağım. Burayı sıfırdan m'ye kadar yapacağım. Tamam mı? Şimdi sıfırdan m'ye kadar. He dur m'den sıfıra kadar. Yapmayayım yapmayayım. Soldan sağa ya. Yapmayayım. Vazcaydım. Soldan sağa ya sıfırdan m'ye kadar. Yani m'den sıfıra kadar. Tamam. Şimdi bunun mutlak değeri nedir arkadaşlarım? A1. Ama burada olduğu için üstte olduğu için A1 oldu. Yani A1 olarak alacağım burayı. Tamam mı? Ama önde eksi var. Eksi 2 A1 o zaman. Burası eksi 2 A1. E arkadaşlarım benim. Bunun değeri kaçtır diyor. A1 like'in toplamı kaç? Bilmiyorum. A1 like'i A e, A'ya eşit. Değil mi? O zaman burası eksi 2 A eksi 2 B oldu. Şununla şu. Eksi 2 aldı. Eksi 2 B oldu. E, A artı B kaçmış? 18'miş. E, şey yapalım. Çarpalım. Eksi 36 ile. Bu bizi karşıladı zaten. Derdim anlatabildim değil mi? Bak mutlak değerleri falan hiç takılmayın. Çok kolaydır onlar. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şimdi ayrı ayrı yazalım. Eksi 2'den 7'ye kadar 3 tane fx bölü. Şimdi bölü 2'yi x'e de olacağı için arkadaşlarım bu tarafa attım. 48 yazdım ben. Hiçbir sıkıntı çıkmaz değil mi? Bence çıkmaz. dx artı eksi 2'den 7'ye kadar mutlak değer fx dx eşittir 48. Tamam mı? O da bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi eksi 2'den 7'ye kadar. Eksi 2'den 7'ye kadar arkadaşlarım. A eksi B -A artı C. Bunu yazacağım. A eksi B -A artı C artı eksi 2'den 7'ye kadar. Eksi 2'den 7'ye kadar da bunun simetriği olacağı için A artı B artı C. A artı B artı C eşittir 48. Şimdi burada B'ler gitti. İkişer tanesi 48 ise birer tanesi kaç arkadaşlarım? 24. Tamam mı? Şimdi o zaman bir kez şunu bir ayarlayalım alttan 3'e kadar diyor. Eksi 1 dx artı alttan 3'e kadar fx dx. Eşittir kaçtır diyor. Burayı ayarlayalım. Eksi x'tir arkadaşlarım bu. Alttan 3'e kadar. 3 yazsam eksi 3. Eksi 6 yazsam eksi 6. 3 yaptı. Neresi? Aha bak burası. Arkadaşlarım bizim şimdi a artı c 24 ya. Bak a artı c 24 ya. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? 6'dan 3'e kadar değil. Ha, biz b'yi istiyormuşuz. Bak şimdi. 3'ten 6'ya kadar. Fx tx kaç biliyor musunuz? Eksi b. Şimdi artı c 24 bulduk ya. E, burada b yine bulacağız. Bütün 11 c alanı 4'tür. Ha, bak yazmış. C'nin alanı 4. A'nın alanı 11. Nasıl olacak bu? A bölgesi alanı 11'miş. Değil mi? E, bu da varmış. Eksi 2'den 6'ya. Eksi 2'den 7'ye kadar. E, artı c'yi ben nasıl 24 buldum burada? E burada kaç? 15 burada. Göreyim bakalım. Ha bunun önünde 3 var ya arkadaşlarım. Allah beni ne yapmasın ya. Önünde 3 var ya. Şimdi bak bu eksi 2. Eksi 2'den 7'ye kadar 11 artı şurası eksi b oldu. Değil mi? Burası eksi b oldu. Artı 4. Ama bunun kaç katı? Bunun 3 katı. Tamam mı? Şimdi 3 var ya. Artı eksi 2'den 7'e kadar mutlak değer. Yani 11. 15 artı B. Orada ufak bir sıkıntı olmuş. Bu da bana B'yi bulduracak. Eşittir 48. Şimdi burası kaç yaptı? 15 yaptı. 3 çarparsam 45 eksi 3 B artı 15 artı B eşittir 48. da şu 3 olsun. Tamam mı? Eksi 2 B Karşı attım. Eksi 12 B6 oldu arkadaşlar. adam bana neyi soruyor? Bak. B6. Tamam mı? Yazalım. 3'ten 6'ya kadar fx dx eksi 6. Adam bana 6'dan 3'e soruyor. 6'dan 3'e soruyorsa arkadaşlarım fx dx sınırları yer değiştirme için işaret değişecek. O zaman burası 6 olacak. Yani aslında bana sorduğu yer 6. 3 de burada var. 9 oldu ki doğruyu buldum herhalde. 9 Adana ama Evet yani oradaki 3'ü bir unutmasaymışım iyi olacakmış. 10. 10, 10. Şimdi ne diyor? X çarpı f üstü x dx integrali nedir? İşte alanla aralarında bir ilişki var. Şimdi a 6 arkadaşlarım. B de 4. Tamam. Şimdi bu ne? Şimdi, eksi 5'ten 5'e kadar. Burası ne arkadaşlarım? Şimdi, bak x çarpı f üstü x nereden gelir? x çarpı f üstü x. Acaba şuradan gelir mi diye merak ediyoruz. Bunu daha önce de yapmıştık x çarpı fx'in türevinden. Şimdi bunun türevine birincinin türevi çarpı, ikincinin kendisi. Artı x çarpı x çarpı f üstü x. Şimdi ben bunun yerine arkadaşlarım ne yazabilirim? x çarpı fx'in türevi eksi fx yazabilirim. Ve bunu da integral içine aldığım zaman kaçta kaç arasında? Eksi ile 5 beş arasında. Aslında ben bunu istiyor. Tamam mı? Şöyle bir tane dx yapabilirim. Şimdi devam edelim buradan. Şimdi parça parça bak. Burası x çarpı fx'in türevi olduğu için. x çarpı fx eksi 5'ten 5'e derim. Eksi eksi 5'ten 5'e fx dx. Bana bunu soruyor. Şimdi arkadaşlarım 5 çarpı f5. f5 4. 4 yazdım. Eksi eksi 5 çarpı f eksi 5. f eksi 5'e 0 yazdım. Burası 20 oldu. 20 eksi. Eksi 5'ten 5'e fx dx'in integrali buranın alanıdır arkadaşlar. Yani bu bölgenin eksi 6 integral bulduğum için artı 4. Bu da eksi 2'dir. E, eksi 2 olduğu için 20 eksi eksi 2'den 20 artı 2'den 22 olmuş oldu. Derdimi anlatabilmişimdir umarım. Tamam. Onda böyleydi. 11 yoymuş. E, buradaymış 11. Gelelim. Neler neler istiyor. Diyor ki değişken değiştirme var diyor. Hiç önemli değil. Biz ilk önce burada x bölü 3'e u demeyi biliriz. dx eşittir 3 du olur. Tamam mı? Ama sınırlara ayarlarım ben. Eksi 6 yazarsam ben burası eksi 2 olur. 15 yazarsam burası 5 olur. F u olur. Dx yerine 3 du yazarım. 3 tane du olur. Şimdi benden istediği yer aslında tam olarak şurası. Değil mi? Eksi 2'den 5'e ee, fu f du. Bak eksi 2'den 5'e bak burası. 12 birim karesin ama x eksen altında kaldığın için integral değerine sen eksi 12 olacaksın. Hiç öyle artistik yapma. Eksi 12 bu da eksi 36. Bak bir tane yorum var arkadaşım. Hep o yorumun etrafında dönüyoruz dolaşıyoruz. Ne sorarsa sorsun. Bak adam diyor ki belli buraya u diyeceksin. Yani başka çıkarın kurtuluşun yok. U dedin. 2x dx eşittir du oldu diyor. E hocam x dx'e ne yazayım? E ne yazacaksın? du bölü 2 yazacaksın tabii ki de. Başka ne yazacaksın ya? Değil mi? Böyle başka renk bulayım size Zaten şunu alayım bakalım. Şimdi arkadaşlar sınırlarımızı bir belirleyelim. Kök altı yazarsam e, x kare x 3 yerine u dedim değil mi ben? Heh. Kök altı yazarsam 6, 3 çıktı 3. 3 yazarsam 9, değil mi? 9'dan 3 çıktı o da 3. bu da 3 geldi. Ben ne yapayım şimdi? Hmm. Ne yazıyorum? 3 yazdım. Kök 6 yazdım. 6 eksi x kare eksi 3 yazacağız değil mi arkadaşlarım? x gördüğüm yere yani ben ne yazıyorum? Tamam. 2 x, x de x de x de x de o. Kök 6. Kök 6 yazsam 6. Karesi. Kök 6'ın karesi 6. 6 eksi 3. 3. Sınırlar tutmuyor. 3 yazsam 9. 9 eksi 3. Bu da 3. Hmm bir sıkıntı var. Şimdi sıkıntı ne? Ben değişken değiştirme yaptım. X kare eksi 3'e U dedim. Ama kök 6 yazsam da tamam mı? 6 eksi 3'ten 3 üç geliyor. 3, 3 yazsam 9 3'ten 6 geliyor. Hay Allah beni ne yapmasın ya. X de eksenine D 2 yazıyorum. 1 bölü 2. F U D U. Ya i̇şlem hatası işte bakıyorum bakıyorum olmuyor. Şimdi buradan 3'ten 6'ya kadar F U, D, U arkadaşlarım benim eksi 20 yaptı. Tamam mı? Bence tamam. 3'ten 6'ya kadar eksi 20 yapmasının sebebi aslında burasının alanının 20 olduğunu anlatıyor. Eksi 80 altında ya o yüzden eksi 20 çıkıyor. İntegralin değeri eksi 20 çıkıyor. Aldanma. 13 mutlak değer var. Mutlak değer var da kimin mutlak değeri var? İlk önce şöyle bir ayarlayalım. Eksi 3'ten, şey, eksi 5'ten 3'e kadar 4'ü ayarlayalım arkadaşlarım şimdi bu 4x eksi 5'ten 3'e kadar 3 yazdım 12 eksi eksi 5 yazdım eksi 20 Burası da 32 burada bir 32'lik var sonra gel yani biz buraya bir değişken değiştirme yapalım yani x artı 2u diyelim o zaman dx eşittir du olsun tamam mı sonra eksi 5 yazalım eksi 3 olsun 3 yazalım 5 olsun mutlak değer içinde fu du'yu araştıralım biz şimdi Bak eksi 3'ten 5'e kadar arkadaşlarım benim. Mutlak değer denmesi bak bunun simetriğini al demek istiyor. Yani pozitif olarak düşünebilirsin diyor. Düşünmelisin diyor. E şimdi ne diyor? Tarılı bölgenin alanı kaçtır? E tarılı bölgenin alanı A, B, C desem. Adam diyor ki burayı kaç bulduk biz? 32 ile diyor. Sen kimi toplasan diyor 50 yapar diyor. Tabii ki de 18 de. Çünkü artık buradaki integral bu alanların toplamı arkadaşlarım. E baştakini 32 buldum. E bu da 18 olacak ki olay bitsin. Tamam. Anlaştık mı? Örnek 49'a geçiyorum ben. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hiçbir yere kaybolma. 49'da bakalım neler yapacağız. Hoşçakalın arkadaşım. Allah'a emanet olun.